Merhaba arkadaşlar, Öğren Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tığ işi çok hoş, çok güzel yazlık bir çanta modeli anlatacağım. Çok fazla istek geliyordu. Kısmet de bugüneymiş. Benimle birlikte kolaylıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir günde 3-4 tane bile örebilirsiniz. Kafesli bir model. İp olarak ben kadife ip kullanacağım arkadaşlar. Şöyle kalın kadife ip kullanacağım. Kadife ipiniz yoksa kalın makrome ipleriyle de örebilirsiniz. Evet, ipime uygun tığ olarak 6 mm'lik tığ kullanacağım. Boyut olarak da videonun sonunda size boyutunu göstereceğim arkadaşlar. Şöyle ipimi kenara alayım. Beraber başlayalım. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elinizi ne sıkı ne geniş tutun arkadaşlar. Orta genişlikte. 35 tane zincir çekelim. Evet, benim penye ipim biraz sert. Ama yumuşak olursa daha iyi olurdu. Daha kolay örebilirdim. Evet. 35 tane zincir çekip döneceğim. Evet, 35 tane zincirimi çektim arkadaşlar. Şöyle üzerine ördükçe biraz daha genişliyor. Bu şekilde. Tığıma doladım. Geriye doğru 1, 2, 3, 4, 5. zincire bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Bir zincir atlıyorum. 2. zincire bakın tek teline batıyorum. Trabzan yapıyorum. Kutucuk yapacağız. Bu şekilde. Bir zincir tığıma doladım. Bir zincir atlıyorum ikinciye. Trabzan yapıyorum. Bir zincir tığıma doladım. Bir zincir atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. Bir zincir tığıma doladım. Bir zincir atladım. İkinciye trabzan. Bu şekilde 16 tane kutucuk arkadaşlar. Bakın şöyle kutucuklarımızı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane olmuş. 16 tane kutucuk yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, 15 tane kutucuk yaptım. Sizinle birlikte 16. yapacağım. Bir en son bir zincir çektim, tığıma doladım. Son bir tane atlıyorum. Son zincirimi. Son trabzanımı yapıyorum. Bir zincir. Evet, dediğim gibi şöyle boyut olarak ideal gördüğünüz gibi. Bir zincir çektim, tığıma doladım. Hemen aynı yere köşeye bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir tığıma doladım. Yine aynı yere arkadaşlar. Bir tane trabzan yapıyorum. Evet, bu şekilde. Bir zincir tığıma doladım. Evet, en son bir zincir çekmiştim. Şöyle tekrar göstereyim köşeye. Bakın köşeye 3 tane batmış olduk arkadaşlar. Evet, bir zincir tığıma doladım. Bakın zincirin öbür tarafına geçtik. Karşıya. Burada trabzanın karşısına trabzan yapacağız. Şöyle bakın. Burada 3 batmışım. Şimdi buradaki trabzanın karşısına trabzan yapacağım. Ama şöyle nasıl batacağım arkadaşlar? Zincirin bu bölümüne değil, arkadan bakın şurada şu şekilde batarak trabzan yapacağım. Biraz öreyim görüntüsüne bakın. Beğenirseniz aynı şekilde yapabilirsiniz. Hemen buraya bir tane trabzan yaptım. Bir zincir tığıma doladım. Sıradaki trabzanın karşısına zincir arkadaşlar şöyle arkasındaki şuraya batarak trabzan yapıyorum. Bir zincir tığıma doladım. Sıradaki trabzanın karşısına bakın. Zinciri şöyle arkadan bu şekilde basarak trabzan yapıyorum. Evet, görüntü böyle olacak. Şöyle bir tane şerit şeklinde ipim gidiyor arkadaşlar. Evet, görüntüsü daha güzel duruyor. Tığıma doladım. Yine sıradaki trabzanın arkasındaki tele bu şekilde girerek trabzan yapıyorum.
Hem boşluk oluşmuyor hem de güzel duruyor. Tığıma doladım. Yine sıradaki trabzanın battığım zincirin arka teline batarak trabzan yapıyorum. Bir zincir. Sıradaki trabzanın karşısına trabzan. Evet, bu şekilde trabzanların karşısına trabzan yaparak ilerleyelim. Şu ipimi de şöyle aradan yürütüp saklayacağım arkadaşlar. Sıranın sonunu göstereceğim size. Şöyle sıranın sonuna şuraya kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Şöyle göstereyim. Bu şekilde tığıma doladım. Sıradaki trabzanın karşısına trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Bakın. Burada hatta tığıma dolamıyorum. Şöyle burada da köşede 3 tane batmış gibi görünüyor. Bakın. 1, 2, bir de ortadaki 3. Yani ne yapacağım? Burada başlangıç zincirim karşımda. Bu zincirin üçüncüsüne batıyorum. İlmeği alıp ilmeğin içinden geçirdim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Evet. Bu kutucukları sayalım arkadaşlar. Şöyle şuraya işaretleyici koydum. Şöyle. Böyle sayalım. 34 tane kutucuğumuz var. Eğer ki siz farklı boyutlarda yaptıysanız arkadaşlar çift sayı olması lazım. Tek sayı değil. Çift sayı olması lazım bu kutucukların. Evet. 4 zincir çekmiştim. Şöyle tığıma doladım. Bir üst sıraya geçmiş olduk. Sıradaki bakın. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan yapıyorum. Bir zincir tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Bir zincir. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Bu şekilde kafes yapıyoruz arkadaşlar. Tığıma doladım. Sıradakine trabzan. Bir zincir. Sıradakine trabzan. Evet. Her birine bir trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Başka hiçbir işlem yok. Bundan sonra bu şekilde devam edecek. Bir zincir. Gayet kolay. Şöyle köşeden dönüşte de aynı şekilde her birine bir trabzan yaparak devam edeceğiz. Bakın. Bir trabzan yaparak devam edeceğiz. Sıranın sonuna kadar gelelim. Bir üst sıraya geçişi göstereceğim. Evet, sıranın sonuna geldiğim ikinci sıranın şöyle tığıma ilmeğimi geçirdim. Şöyle bakın. Karşında bu sıradaki ilk yaptığım zincir var. En sonunda bir zincir çektim. Şöyle tığıma dolamıyorum arkadaşlar. İlk yaptığım zincirin üçüncüsüne tığımı batırıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Şöyle. Bu şekilde bir üst sıraya geçiyoruz. 4 zincir. Şöyle 1, 2, 3, 4. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan yapıyorum. Dediğim gibi ipim birazcık sert ama çok güzel olacak. Bir zincir tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Bir üst sıraya geçiş hep bu şekilde olacak arkadaşlar. Böyle olacak. Bir zincir çekeceksiniz. Bu zincirin üçüncüsüne batıp ilmeği kaydırma tekniğiyle sabitleyeceksiniz. Sonra 4 zincirle bir üst sıraya geçeceksiniz arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyor. Üçüncü sıraya geçtik. Ben toplamda 13 sıra öreceğim arkadaşlar. 13 sıra öreceğim. Size santim olarak da vereceğim arkadaşlar. Siz de bakarsınız. Aynı santim yapmak isterseniz eliniz sıkı geniş olur. O yüzden sayıya takılmayın. Evet, tamamlayıp döneceğim. Evet, 13 sıra olana kadar ördüm. İdeal geldi arkadaşlar. Size santim olarak da vereyim. Yukarıdan aşağıya doğru 24 hatta 25 santim diyelim arkadaşlar. Bu şekilde. En olarak da vermek istiyorum. Şöyle en olarak da
30 santim diyelim, 30,5 da denilebilir. Evet. Şimdi askısını yapacağız. Ben bir üst sıraya geçtim, 4 zincir çektim. Kutucuğumuz toplamda 34 tane arkadaşlar. Yanlarda 5 önde, 5 arkada 10 kutucuk olacak. Hem sağda hem solda 5 önde, 5 arkada 10 kutucuk. Ortada da 7 kutucuğun üzerine askı yapacağız. Evet, şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın burada bir kutucuğumuz bu tarafta görünüyor. O yüzden burada 4 kutucuk yapacağım. 4 kutucuktan sonra 50 tane zincir çekeceğim. 50 tane zincir çekip bakacağım arkadaşlar. Boyutuna yeterliyse 50, yoksa bir 5 zincir daha fazla çekebilirim. Sonrasında 7 kutucuk bırakıp 10 kutucuk yapacağım. Sonra yine zincir çekeceğim. Arkadan da 6 tane kutucukla sırayı tamamlayacağım. Son sıradayız. Evet, 4 zincir çektim. En son tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan yapıyorum. Bir zincir, sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Sizin sayı farklıysa arkadaşlar, mesela 2 kutucuk fazlaysa ortada 7 kutucuk değil de 8 bırakabilirsiniz. Arkada da 8 bırakırsınız. Evet, 3, bir zincir, 4. kutucuğumu yaptım. Şimdi dediğim gibi 50 tane zincir çekeceğim ve boyutuna bakacağım. Böyle çok geniş çekmeyelim arkadaşlar ki çok fazla esnemesin. Evet, 50 tane zincir çekip döneceğim. Evet, ben 54 tane zincir çektim. Böyle gözüme kısa geldi arkadaşlar. Şöyle 54 zincirden sonra tığıma doladım. Alttan kutucukları sayıyorum bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kutucuk bıraktım. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan yapıyorum. Bir zincir. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Evet, bu şekilde yaptıktan sonra şöyle bir zincir çekelim. Bir omzunuza atın arkadaşlar. Boyutuna bakın. Eğer ki kısa gibi geldiyse ya da uzunsa, uzunsa 2-3 zincir sökebilirsiniz. Kısaysa biraz daha zincir fazla çekebilirsiniz. Bence ideal duruyor. Evet. Şimdi ne yapacağım? 10 tane kutucuk yapacağım. Evet, 10 tane kutucuk yapıp döneceğim arkadaşlar. Ki diğer askısını yapayım. Evet, 10 tane kutucuğumu yaptım. Şöyle beraber sayalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane kutucuğum oldu. 5'i arkada, 5'i ön tarafta duracak şekilde. Şimdi yine 54 zincir çektim. Değil mi? Ben şimdi unuttum. Evet. Diğer tarafta kaç zincir çektiyseniz burada da aynı şekilde zincir çekelim arkadaşlar. Ben de tamamlayıp döneceğim. Evet, 54 tane zincirimi çektim arkadaşlar. 50 ile 54 arasında kaldım. O yüzden kusuruma bakmayın. Şimdi bakın. Yine kutucukları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kutucuk bırakıp trabzanımı yapıyorum. Evet, buradan da 6 kutucuk olması lazım. Sıranın sonunda. Bir zincir, bir kutucuk yaparak ilerliyorum. Şöyle yana geldi. Bir zincir, tığıma doladım. Sıradaki son trabzanın tepesinde trabzanımı yapıyorum. Bir zincir. Bu sıradaki ilk yaptığım
Zincirin üçüncüsünün tepesine giriyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Evet, burada bir zincir çekiyorum. Şöyle ilmeğimi genişlettim. Böyle bir bakıyorum arkadaşlar. Bir bakın, omzunuza atın. Boyutları aynı mı? Evet, sorun var mı bakalım. Böyle önde ve arkada 5 kutucuk. Sağda 5 kutucuk, solda ortada 7 kutucuğumuzun üzeri askı. Bitti arkadaşlar. Evet, düzgün duruyor gayet. Şimdi buradan şöyle ipimi Evet, makasımı aldım. Şuradan ipimi İç taraftan şöyle daha ince uçlutu alabilirim aslında. Evet, şöyle içeriden şöyle bir girip buradan ipimi yürüteceğim arkadaşlar. Şöyle yürütüyorum. Burada bir tane de zincir çekeceğim ki inşallah tekrardan çıkmasın. Şöyle. Ve tekrar yürüteceğim. Kamera sallandı. Evet, böyle saklayalım arkadaşlar. Bitti. Şöyle düzelteyim. Evet, bitti arkadaşlar. Çok hoş, çok güzel oldu. Dilerseniz süsleme çiçeği de yapabilirsiniz arkadaşlar. Askı birimi de şöyle anahtarlık şeklinde takabilirsiniz ya da çiçek şöyle işleme de yapabilirsiniz. Değişik şekilde kullanabilirsiniz. Dilerseniz astar diktirebilirsiniz ya da dikmeden bu şekilde de kullanılıyor arkadaşlar. Bu şekilde kullanılıyor diye biliyorum. Çünkü çok geldi istek. Videosu da yoktu. O yüzden çok fazla istek geldi. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abonelik tamamen ücretsiz. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız da bana destek olmuş olursunuz. Şimdi değil, ileride örmek istiyorum derseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.